güzel eşyalarımı kurcalama. Bir şey yapmadım ki. Plaklara bakıyordum. Bunları siz mi çalıyorsunuz? Çok soru soruyorsun. Hiç bağlama çalacak birine benzemiyorsunuz zaten. Öyle mi? Nasıl olurmuş bağlama çalan biri? Bilmem. Daha duygulu. Çalmıyorum o zaman. Başka soru? Kızın yerini bulduk Orhan Bey. Neredeymiş? Çalıştığı restoranda. Ne işi var oğlum restoranda? Patron, şimdi bu kadın polise falan gitmesin. Ulan polise gidecek olsa restoranda ne işi var? Hem polise gidip ne diyecek? Gönül rızasıyla bir araba malı taşıdı. Başka bir şey var. Sen şimdi hemen çocukları al, fırla restorana. Kızı bulur bulmaz kap buraya getir. Emirhanes patron, istersen restorana girip alalım kadını. Lan bana akıl verme, lüks restoran, gece gece dikkat çekmeyelim. Ne diyorsam onu yap. Emirhanes patron. Fırla! Lan sen de aval aval bakma. Gir bak bakalım şu emniyet kayıtlarına ihbar mihbar bir şey var mı? Haydi. Hemen efendim. Ne oldu? Bu şarkı annemin en sevdiği şarkıydı. Çocukluktan beri ne zaman duysam bir şeyleri getirir aklıma. Ne getirirmiş aklına? Deniz kenarı. Tahta iskemleler. Onları birleştirmişler. Üzerinde uyuyorum. Ama ne güzel bir uyku. İnsanların sesleri geliyor arkada. Cıvıl cıvıl sohbet ediyorlar. Çatal kaşık sesleri. Annemin eli başımda. Daha çok küçüğüm. O zaman uykular çok masum. Masumiyet sadece şarkılarda kalan bir kelime değil. Hayatın ta kendisi. Arkada da bu şarkı çalıyor işte. Ben de dünyanın en kaygısız uykusuna dalıyorum. Ben yıllardır öyle uyumadım. Ben yiyecek bir şeyler bulacağım. İstersen sen de al.